Evet, şu anda Guangzhou'da bulunuyoruz. Guangzhou'da çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir yer. Burası Guangzhou'nun hemen orta kısımlarında olan bir yer. Sa'd bin Ebi Vakkas olarak bilinen İbni Ebi Kepşe radıyallahu anh'ın kabri. Yani Çinliler buranın Sa'd bin Ebi Vakkas olduğunu bilir. Ama gerçekte burası İbni Ebi Kepşe radıyallahu anh. Görmüş olduğunuz gibi kabri şerifi böyle. Ve burası kabristanlık hemen yan tarafında. Kabirlerin üstü görmüş olduğunuz gibi örtülerle örtülmüş. Çok güzel bir koku hissediyorum. Çok harika bir koku. Müthiş bir koku. Görmüş olduğunuz gibi. Size de göstermek istiyorum buranın güzelliğini. Ta Medine'den kalkıp Çin'e kadar gelen bir sahabenin öyküsü burası. İbni Ebi Kepşe radıyallahu anh. İçeride biz devam edelim inşallah. İçerideki görüntülerle çekim yapalım. Sizi baş başa bırakalım. Tabii Çinliler buranın kim olduğunu araştıranlar tabii ki biliyor. Sa'd bin Ebi Vakkas olarak bilinen kabir olarak biliniyor ama değil. İbni Ebi Kepşe radıyallahu anh. Her uğurluktan, bugün cuma saati olduğu için her uğurluktan insanlar geliyor burada dua ediyor. Kur'an okuyorlar. Güzel bir görüntü. Tabi ağlayarak okuyanlar var. Dokunanlar var. Dua edenler var. Evet. İbni Ebi Kepşe radıyallahu anh. Kısaca bir hayatını anlatalım. İbni Ebi Kepşe radıyallahu anh Resulullah zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çin'e gönderiyor. Çin hükümdarlığına mektup gönderiyor. Ve kendisi geliyor. Resulullah'ın emrini yerine getiriyor. Dönerken bir pazar yerine uğruyor. Uğrarken bir at satın alacak. Beyaz bir at olarak biliniyor. Çinli tüccarla konuşuyor. İşte bu at ne kadar? İşte şu kadar diye. Çin verdiği fiyat çok düşük. O da diyor ki sen neden bunu ucuz veriyorsun? Bunun fiyatı bu değil, daha yüksek. Daha pahalı olması gerekir. Çin ile biraz münakaş ediyor. Tabii Çinli tüccar kendisini çok seviyor. Hoşuna gidiyor. Çinli tüccar diyor ki çok güzel bir adamsın. Burada kalmaz mısın yanımızda? Çin'de kalmaz mısın diye. O da diyor ki beni gönderen buraya peygamberim buraya kadar gelip uğramamı, mektubu vermemi dedi. Onun dışında ben burada kalamam. Ben dönmem gerekir diye. Ve geri dönüyor. Geliyor bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hilafette diyor ki ya Ebu Bekir bana izin vermez misiniz? Çinler beni çok sevdi. Ben tekrar Çin'e gidebilir miyim? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gidebilirsin diyor ve kendisi de buraya geliyor. Burada tabii kalıyor ve burada sahabilik vazifesini yerine getiriyor. 14 bin kilometre takriben Medine'den uzaklığı buranın. Ve geliyor, burada kalıyor, çocukları oluyor, anlatıyor, geziyor işte. Ona tabi olan sahabiler, tabi burada muhakkak ki onlarla beraber gelen sahabiler de vardır. Ve şu anda araştırmalarımıza göre 200 milyon Müslüman var. Yani bir kişinin gelmesiyle 200 milyon insan Müslüman olabiliyor.
Ekber, Allah Ekber. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın arzı hadiyatı olsun. Salatü selam. Hayati Seyyidi Muhammed'in vesikatı ve hüküldü. Hüve akmakum. Çok harika bir şey. Namazdan sonra burada şöyle görmüş olduğunuz kekler dağılıyor. Güzel bir adet. Müslümanlar burada buluşuyor bir nevi. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel. Haftada bir gün bana göre gerçek bir buluşma.